Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımdan sevgiler. Buz çiçeğimi yedeklemek istiyordum arkadaşlar. Ondan çelik aldım. Bakın şurada hemen ektim de sonra bir videosunu çekeyim dedim. Benim burada buz çiçeğim, biliyorsunuz bu uzun zaman ben köye bırakmıştım. Formu ilk getirdiğim zaman çok kötü olmuştu. Kendini toparladı, iyi oldu. Güzel çiçekler de açıyor, büyüdü. Çok güneş görmediği için daha çok büyüdü. Çiçek daha az çiçek açıyor. Ama daha biraz daha fazla güneş görseydi biraz daha farklı olurdu formu. Daha kalın yapraklı olacaktı. Daha küçük yapraklı, daha kalın yapraklı olacaktı. Çünkü buz çiçekleri ne kadar güneş görürse o kadar yaprakları daha küçük ve dolgun oluyorlar. Az güneş gördükleri zaman da daha böyle biraz geniş yapraklı, ince yapraklı oluyorlar. Ama daha da gürleşiyorlar. Şimdi ben bunlardan bu çiçeğimin formu sadece kış boyunca şurada bir dal kalmıştı arkadaşlar. Ben bırakmıştım, hani yetiştirmeyecektim aslında. YouTube kanalı açtıktan sonra tekrardan yetiştirmeye karar verdim. Çünkü yani baktığım, büyüttüğüm bütün çiçeklerimi tekrardan bakımlarını, büyütme, nasıl çoğalttığımı, nasıl baktığımı hepsini videodan çekmek istediğim için tekrardan bunu çoğaltmaya karar verdim. Şuradan küçücük bir daldı arkadaşlar. Bakın böyle kocaman oldu. Dallandı, budaklandı. Maşallah çok güzel oldu. Telgrafım da aynı şekilde. Telgrafım bir tane daha var. Şurada da bir tane var. Bunu çoğaltmayı düşünmüyorum. Saksı ona yeterli. Kırmızı toprak da şu anda duruyor arkadaşlar. İnanın bahçe toprağı. Hiçbir şey yok. Biraz susamış. Aşırı derecede su istiyor bunlar. Çok su. Gün aşırı su veriyorum ben bunlara. Bir iki tane çelik almıştım. Tekrardan hemen alacağım. Çelik alırken nelere dikkat etmek gerekiyor onu da söylemek istiyorum. Özellikle buz çiçeğinde muhakkak ki arkadaşlar üzerinde çiçek olmayan dalları seçersek daha iyi olacaktır. Daha böyle çiçeksiz olanları seçersek daha iyi olacaktır. Ben seçtim içinden. Hep çoğunu aldım. Sanırım bir şey kalmadı ama sırf video için bir tane iki tane bakacağım. Bakın şu var. Evet. Şunu hemen makasla şöyle ele de kesebilirim ama ben şimdi tek elle şey yaptığım için bakalım köküne yetişelim. Bir saniye bunun kökünü bulayım önce. Çok büyümüş. Nerede bunun kökü? Evet şurada. Bakalım. Elle kopardım çünkü makas oraya girmeyecek. Bakın arkadaşlar şöyle size göstereyim. Kurumuş dallarını hemen alayım. Ayık temizleyeyim. Şöyle bir dal. Bakın şöyle çiçeksiz bir dal olmasına dikkat edersek daha güzel olacaktır. Daha iyi köklenecektir. Daha çabuk köklenecektir. Bir tane bulduk. Şöyle şuraya alayım. Bakalım bir tane daha bulursak eğer iyi olacak. Çünkü artık sonbahara doğru gidiyoruz. Bizim şurada bir tane var. Onu almak istiyorum. Kestim. Evet. Bakın şu da aynı şekilde arkadaşlar. Kusura bakmayın, balkonun bu köşesi biraz kirli. Balkonu yıkadığım zaman burada biraz su toplanıyor. O da biraz zor gittiği için her su verdiğimde çiçeklerime su hep burada toplanıyor. Evet bakın arkadaşlar, bunu da ben burayı sonra temizleyeceğim. Şöyle göstereyim size. Bu da aynı şekilde, bakın çiçeksiz, hiç çiçek vermemiş taze bir dal. Çok da taze değil, normal bir dal. Çok ufak, taze olanları da koparmayalım. Bakalım başka var mı? Göstermek amaçlı yaptım. Burada birkaç tane daha var. Onları da alalım. Hem bitkimiz kendini zaten yeniliyor. Şöyle göstereyim size. Keserken biraz şöyle göstereyim. Şuradan. Bakın. Yine çiçeksiz bir dal. Aynı şekilde. Birkaç tane daha keseyim. Saksımız dolsun. Çünkü bir kere çelik alacağız. Bir kereden hepsini saksımızı dolduralım. Şöyle bakıyorum. İstediğim şekilde bu kadar var, bu tarafta yok. Arada yapraklar çok kurumuş, o normaldir arkadaşlar. Çiçek büyüdükçe tabii ki ilk yaprakları, eski yaprakları ölecektir, kuruyacaktır. Büyüdükçe normaldir bu. Şu dal da güzel, bakayım. Bu da güzel, bunu da koparalım. Evet, şunu da koparalım. Hem de çiçeğimiz biraz hafiflemiş olur. Bence şimdilik bunlar yeterli. Evet, çoğaltmak için bu kadar yeterli. Daha önce de koparmıştım 3-4 tane. Şundan da birkaç tane küçük olandan koparmıştım. O daha çiçekli.
Evet, tamam. Arkadaşlar. Çocukların sesi geliyordu. Onlara öbür tarafa gitmelerini söyledim. Şimdi arkadaşlar bakın, toprağımda normal kullandığım bir toprak da evde. Kırmızı toprağı da ekebilirsiniz. Ben bu toprak vardı elimin altında, hemen buna ekeceğim. İnanın hiç bu çiçeği için özel bir toprağa hiç gerek yok. Normal bu toprağı da kullanabiliriz. Tek elle çekim yaptığım için her zaman söylüyorum, biraz daha zor oluyor. Özellikle arkadaşlar ekim böyle işlemleri yapıldığı zaman benim için daha zor oluyor. Tek elle zor oluyor. Şimdi yapabildiğim kadar önce şöyle toprağa gömülecek kısımlarını elimle ayıklıyorum, temizliyorum. Biraz hızlı olmaya çalışıyorum. Ben bu konuda biraz hızlıyım, yani yaparım. Şöyle şunları da, bu zaten tek bir dal, hemen şu alt yapraklarını şöyle yaparsak bunları toprağa gömeceğimiz için çok fazla toprak toprağın dışında kalmasın çeliğimiz. Biraz daha toprağa girsin ki daha çabuk tutunsun yani. Şunu da alırsak daha iyi olacak. Evet. Bakalım. Bu kadar yeterli olacaktır. Şöyle ben çeviriyorum saksımı. Şu kısmı hemen açıyorum arkadaşlar. Özellikle çeliğimin ekeceğim kısmı yetecek kadar. Bakın şu şekilde biraz daha açalım. Bu şekilde yeterli olacaktır. Toprağımı tekrardan üstüne örttüm. Burasını da aynı şekilde açıyorum. Evet. Evet, şunu da. Özellikle büyükçe uzun dallarımızı kenarlara verelim arkadaşlar. Uzun dallı olan çeliklerimizi kenarlara verelim ki bitkimiz büyürken kendini aşağı bıraksın. Çünkü bu biliyorsunuz sarkan mürtür. Küçük olanları da bakın, mesela şöyle ufak olanları da hemen orta kısmı böyle ekerseniz ortadan daha güzel büyüyecektir. Hem de bitkimizin formu da güzel olacak. Şunu da şuraya hemen alacağım. Evet. Tamam. Daha sonra gerekirse buraya küçük birkaç tane daha şuraya da alabilirim. Şimdilik gerek yok bence. Bunlar yeterli. Şöyle bir nizami bir şekilde ekeyim. Arkadaşlar bu şekilde ektik. Biz bu çiçeğimize hemen su vermemiz gerekiyor. Can suyu veriyoruz bunlara. Bunların verigatesi var. Ben bunları verigatesini ekip hemen su vermiyorum. Aynı diğer sukulent türleri gibi susuz bıraktıktan sonra, köklendikten sonra su veriyorum. Ama bunlara normalde hemen su veriyorum. Arkadaşlar böyle bir kola şişesini genelde ben böyle delik açarım. Daha bebek sukulentlerim için kullanırım. Daha ezilmesini istemediğim böyle sukulentlerim için bu şekilde kullanırım. Daha az su vereceğim sukulentler için de kullanıyorum bu şekilde. Çok işimize yarıyor. Şimdi ben toprağının kazmaması için, yani böyle yani su verirken toprağa eşelenmesin diye, kökleri ortaya çıkmasın diye bu şekilde bakın azar azar suyu azar azar içine, yani yavaş yavaş suyunu vereceğim. Biraz daha bekleyelim. Toprağım geçirgen bir toprak. Su verdiğimde biraz duruyor. Şimdi tekrardan su verdiğimde daha hızlı inecektir. Toprağımız kuru olduğu için biraz. Evet. Şimdi yavaş yavaş suyunu, bu suyu iyice yedireceğim. Köklerine ulaştığından emin olacağım. Evet, güzelce suyumuzu verelim. Bu kadar yeterli olacaktır şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bu şekilde ektik. Güneş görmemesi gerekiyor. Çeliklerimizin, fidelerimizin, çeliklerimizin köklenmesi için güneş görmemesi gerekiyor. Güneş görmeyen bir yerde tutarsak eğer zaten kendini gösterecektir. Köklendiği gibi hemen canlanacaktır. Siz anlayacaksınız. Ben kendim köklenince aradan en az bir 15-20 gün geçiyor. Belki bir ay. Ondan sonra normal güneş alan bir yere bırakıyorum. Daha iyi oluyor. Siz de böyle yeni ektiklerinizi güneşe koymayın. Daha gölgeli bir yerde tutarsanız daha iyi olacaktır. Bu çiçeğiyle ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Aslında bu çiçeği
böyle çok fazla güneşi seven bir tür olduğunu düşünmüyorum. Ama daha böyle mesela yarım güneş gören, sabah güneşi gören veyahut da öğleden sonraki güneşi gören yerde tutmak daha iyi. Benim mesela balkonumda çok güneş görmüyor. O yüzden güzel olmuyor. Şu köşeye koyduğum zaman orada biraz güneş görüyor. Daha iyi oluyor. Bu kısımlarda hiç güneş yok zaten. Ben biraz toparlandıktan sonra aynen o köşeye koyacağım. Orada güzel olacaktır. Buz çiçeğiyle ilgili anlatmak istediklerim bunlar. Toprak kurudukça su vermek yeterlidir. Herhangi bir normal bir toprakta, bahçe toprağı da olur. Çiçek toprağında da olur. Hiç özel bir toprağa gerek yok. Geçirgen toprağa da gerek yok. Hani sukulent gibi değildir. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.